Peki yaşlılıkta koku kaybı neden önemli? Önemli. Neden? Koku kaybı önemli. Çok enteresan. Hatta bağırsak fonksiyonu kaybı bile önemli. Son araştırmalara bakılırsa. Koku kaybı ileride oluşabilecek olan bir Alzheimer'ın ön işaretlerinden biri olabiliyor. Evet. Yani 60'lı yaşlarda ciddi koku kaybı yaşayan ve bunu ortadan kaldıramayan, düzeltemeyebiliyor da bazen kişilerde beklenenden daha fazla bellek bozukluğu görülebileceğini düşündüren bazı kanıtlar elimizde var. Ayrıca her türlü duyu beynin besinidir, bunu unutmayın. Tabii. Her türlü duyu, yani işitmeniz azalmışsa beni yaşlı gösteriyor deyip işitme cihazı kullanmamak isteyen yaşlılara uyarıyorum. Mutlaka işitme cihazı kullanın. Çünkü ses olmadığı zaman, yeteri kadar beyin ses uyarısına maruz kalmadığı zaman sosyal ilişkilerinizi zayıflatıyorsunuz. Beyin yeterince uyarı almıyor. Yeterince uyarı almadığı zaman da kullanmadığınız kas gibi ufalıp gidiyor. Aynı şekilde görmeniz çok önemli. Yaşlandıkça görme problemleriniz varsa, sarı nokta hastalığınız varsa, kataraktınız varsa, hipermetropiniz varsa mutlaka düzelteceksiniz. Çünkü bu da beynin algı fonksiyonlarından birisi. Nasıl? İşlemeyen demir ışıldamıyor. Beynin ışıldaması için görmesi lazım insanın. Duyması lazım insanın ve tabii ki koku hissi lazım. Yeter mi? Hayır. Dokunma hissi lazım. Temas edeceksiniz, sosyal temas, birbirinizin sırtına elleyin, omuzuna yaslanın. Yani mümkün olduğu kadar o kişinin beyninin daha fazla dopamin, endorfin üretmesine, GABA üretmesine, yani iyilik maddeleri üretmesine fırsat tanıyın. Bütün duyularınızı, beş duyumuzun hepsini dikkatli kullanın. En az kullanacağınız duygu hangisi yaşlanırken? Hangisi en az tat duygusu. Tat duygusu. Evet. Öyle can mi? Boğazdan gelmez gider çünkü. Homidigırtlak yiyerek beyninizi sağlıklı tutamazsınız. Göbeğiniz büyüdükçe beyniniz küçülür. Bunu unutmayın. Evet hocam. Hakikaten harikasınız. Peki. Akdeniz diyetinin sırrı nedir hocam? Aslında bu diyet sırrı meselesini de bir masaya yatırsak iyi olur bir gün. Değil nedeni mi? Şu. Yani Akdeniz diyetinin sırrı iyi de Perulu'nun Akdeniz diyetinden haberi yok. Yani zeytinyağı ne desen bir şey mi dedin abi diyecek sana Perulu. Ya da 1900 yılına kadar Osmanlı mutfağında, Türk mutfağında domates yok. Yani evet. 1500 yılında Fatih Sultan Mehmet rahmetinin ahçısına domates salçası desen anlamadım diyecek sizi. Dolayısıyla bu yerel mutfakların çok bir önemi bence yok. Hmm. O mutfakların içinde o yöreye ait, o bölgeye ait zenginlikler var. Bu zenginlikleri dünyaya paylaştırırsak çok daha faydalı olur. Öyle bakmak lazım. Evet. Mesela bizim Akdeniz mutfağında yosun kültürü yok. Oysa Okinawa'nın uzun yaşamının arkasındaki temel sır tarlaları, bahçeleri olmadığı için denizi bahçe gibi kullanıyorlar. Denizdeki otları çıkarıp kurutup ondan yemek yapıp yiyorlar ve uzun ömürler, sebze yiyorlar. Onların sebzesi deniz sebzesi. Evet. Bizde de var deniz börülcesi. Börülcesi var hocam. Bravo. Şimdi bizim Akdeniz'in temel sırrı bence yediğinde çok düşündüğünde Akdeniz'i daha rahat. Akdeniz'i denizle doğanın birleştiği nadir doğru, coğrafyalardan tabii. Biri. Daha sosyal, daha huzurlu, daha toplumsal ilişkileri iç içe. Yani bir Akdeniz sofrası upuzundur. Evet. Olabildiği kadar Ramazan sofrası gibidir. Hep sohbetle olur, uzun süre, çabuk yenmez. Sofrada yemekten çok sohbet yenir. Sohbetle o sofrayı beslersiniz. Akdeniz sofrasının temel özelliklerinden biri bu. Ama ikisi bence çok önemli. İlle bir yiyecek bir şey arıyorsanız. Bir, zeytinyağı. Zeytinyağı. İki, domates. Yani balık falan o kadar çok tüketilmiyor. Ben Anamur'da doğdum, büyüdüm. 15 günde bir elimize zor balık girerdi. Yoktu bizim kültürümüzde balık. Dolayısıyla mesele tabii ki ölçülü balık, çok çok ölçülü kırmızı et, çok az. Bol sebze, tam tahıl, Akdeniz mutfağında hepsi var. Bol yeşillik. Ama prensip şu, yazalım. Yazalım. Yaşımız 50'yi geçtiyse mümkün olduğu kadar et yerine ot yiyeceğiz. Yani bitkisel besinlere ağırlık vereceğiz. Sebze yiyeceğiz. Bakliyat yiyeceğiz ve tam tahıl tüketmeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar amino asit yükünden kaçınacağız. Özellikle hayvansal amino asit yükünden kaçınacağız. Bu bir numaralı madde. İki, yaşımız 50'yi geçtikçe mümkün olduğu kadar gıda sistematimizden şekerli, tuzlu gıdaları sınırlı hale getireceğiz. Hatta buna üç beyaz diyelim. Hep dededen, atadan kalma öğüt. Un, şeker ve tuz. Üçlüsü. Üçüncüsü bizim mutfağımızın en büyük ayıbıdır. Akdeniz mutfağının ayıbı nedir diye bana sorsalar hemen söylerim. Kızartma. Biz sebzeyi bile kızartıyoruz. Evet. Bir sebzeye yapılabilecek olan en büyük fenalık.
o sebzeyi kızartmaktır. İçinde hiçbir şey kalmaz. O sebzeyi tamamen bir toksik gıda haline getirirsiniz. Patlıcanı kızarttınız, biberi kızarttınız. Değil mi? Yağda kızartır. Kızartılan, karamelize olan her şey damak çatlatır, damar çatlatır. Bunu unutmayın. Damak çatlatır, damar çatlatır. Onun için kızartmadan uzak dur. Hayvansal besinlerden uzak dur. Una, tuza, şekere biraz mesafeli kal. Temel 50'den sonra herkesin yaşı ne olursa olsun, hastalığı ne olursa olsun, problemi ne olursa olsun yapması gereken temel beslenme modeli bu. Başka hocam bir de az ye. Bir de az ye tabii. Az ye. Şimdi zeytinyağı demişken her sabah bir kaşık zeytinyağı içmek faydalı mı? Böyle elimizde çok sayıda toplumsal bir çalışma yapılmış, bir toplumsal çalışma yok. Bir de kim için, ne kadar, ne süreyle o da belli değil. Yani ben şimdi zeytinyağını alıp götürsem Peru'da yine birine içirsem ya da Kuzey Kutbu'ndaki bir Eskimo'ya içirsem ne kadar faydalı olduğuna da elimizde bir bilgi yok. Ama böyle bir miktar ezber bozan çıkışlar yapmak isteyen diyet uzmanları veya beslenme hocaları bu tip çıkışlar yapar. Bu çıkışları benden beklemeyin. Bir kaşık zeytinyağını bir seferde içeceğinize gün boyunca yani bütün yağ tüketiminiz 4-5 kaşık olması zaten en fazla. Tamamını param varsa zeytinyağıyla yap. Birazını da arkasından tereyağı ekle. Yani oran neydi? Tekrar hatırlayalım. Evet. Zeytinyağı mutfakların kraliçesi. Tereyağı mutfakların kralı. Ama kraliçe hep önde. Yani 4 birim yağ tüketiyorsanız 3 birimi zeytinyağı. 1 birimi tereyağı. 3 birim yağ tüketiyorsanız 2 birimi mutlaka zeytinyağı, 1 birimi tereyağı. Hocam bizde zeytinyağı alacak para nerede? Kilosu oldu 200 lira haklısınız. Biraz ayçiçeği yağına doğru kaydıracaksınız. Ama imkan ölçüsünde yeniden zeytinyağını ama o zeytinyağlarında artık çoğunun tahşişli olduğunu bileceksiniz. Ne demek tahşiş? Ne demek tahşiş? Hileli demek. Hileli. Yani zeytinyağının içine başka yağları karıştırıp. Öyle mi? Evet. Neredeyse 1/4 biri bile zeytinyağı değil piyasada satılan zeytinyağların çoğu. Evet. Allah'tan Ticaret Bakanlığı bu konuda son derece duyarlı ve çok ciddi analizler yapılıyor. Onları tebrik ediyorum. Ama daha çok duyarlı olmalıyız. Biz de toplum olarak duyarlı olmalıyız. Tabii. Bunda da bilinçli olmak çok önemli. Peki açlık kan şekeri mi, açlık insülünü mü daha önemli? İkisi de önemli ama açlık kan şekeri aldatıcıdır Nefise Hanım. Yani akşamleyin saat 9'dan sonra aç kalacağınız yere 2'nin 5'ten sonra aç kalırsanız ertesi bakan şekeriniz daha düşük çıkar. Evet. Ama akşamleyin saat 11'den aç kalır da sabahleyin 9'da kan alırsanız hele o akşam birazcık da pilavı, makarnayı, pizzayı vesaireyi yani karbonhidratı abartıp bir de tatlı yemişseniz isterseniz 9 değil 10 saat aç kalın şekeriniz 105 çıkabilir. Yani daha kısa vadeli göstergedir. İnsülin daha uzun vadeli göstergedir. Ama daha doğrusu iki göstergeyi batarya gibi kullanmak. Açlık insülini, açlık şekerine bakın. Açlık şekeriniz 90'ı geçmesin 80-100 aralığındadır. Evet. Maksimum, minimum, maksimum, 80, minimum, 100 maksimum. İnsülin rakamınız hiçbir zaman 5'i geçmesin. Minimum 1,5-2'dir. Ama 5'in üstüne çıkamamaya çalışın. Evet. Hocam artık süremizin sonuna doğru yaklaştık. Son sözlerinizi almak isterim. Bugünkü programımızla ilgili neler söylersiniz? Ramazan münasebetiyle evet. Aldığım küçük bir notu söylemek buyurun. İstiyorum. Hepimizin Ramazan boyunca manevi hayatı daha çok zenginleştirmeye çalıştığı, manevi zenginliklerimizi daha çok önüne çıkarmaya çalıştığı, yaptığımız hatalardan daha çok uzaklaşmaya çalıştığı kesin mutlu olmak istiyoruz. Herkesin hayattaki temel ve vazgeçilmez amacı bir mutluluk yolculuğunun trenin içine binip o trenle böyle tıkır tıkır yolculuk yapmak. Ama mutluluğa giden bence temel iki yol var. Bunu hiç asla unutmayalım. Bir tanesi kendinden çok şey bekleyeceksin. İkincisi başkalarından çok şey beklemeyeceksin. Tekrarlayalım. Kendinizden çok şey bekleyin. Başkalarından çok şey beklemeyin. Eğer daha çok mutlu ve huzurlu olmak istiyorsanız.